Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, ben dua ederken siz burada oturun dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse o saati yaşamayayım dedi. Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, Simon dedi. Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Yine uzaklaştı. Aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. Hala uyuyor, dinleniyor musunuz? Dedi. Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı. Rabbi diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?" dedi. Her gün tapınakta, yanı başınızda öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bu, kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.